Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Yine şakır şakır yağan bir yağmur eşliğinde videomuza başladık. Dolu yağdı arkadaşlar. Nasıl? Bir anda böyle şiddetli bir dolu. Şöyle görünüyor mu şuralarda bilmiyorum. İnanılmaz yağmur, inanılmaz. Hiç dinmiyor arkadaşlar. Şu tarla diyorum göl olacak herhalde yağarken. Belli yeri donmaya başladı. Bakın çukur tarafı. Hiç dinmiyor. Kaç gündür böyle bu havamız. Çok şükür. Çok güzel yağmur yağıyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Şu soğuk havada, yağmurda, yaşta. Dışarıda çalışanlara, dışarıda olanlara Rabbim yardımcısı olsun herkesin. Bakın. Karşılar hiç görünmüyor. Oy oy oy. Oy maşallah. Şuraya çıkamıyorum. Bakın. Ayaklarım ıslandı bile. Karşıdan. Yağmurun şiddetinden buralara bile su geliyor. Bakın. Kapatmıyorum da kediler buraya gelip burada kalıyor. Bakın. Yağmurdan buraya kaçıyorlar. Biz de şu ara kapıyı kapatıyoruz. Şurayı biliyorsunuz ara kapı var. Şurada kalıyor bunlar. Yağmurdan en azından pek rahat oluyor. Oy oy oy. Maşallah maşallah yağmura. Maşallah. Bir de ön taraftan şöyle bakın. Yağmuru size göstereyim. Bakın arkadaşlar yağmurun şiddetini görün. Oy 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 oy. Bir de rüzgar. Bir kedimiz de burada. Bakın. Hepsi yağmurdan. Sandalye tepesinde hepsi. Oy 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 oy. Oy. Ne yağmur ne yağmur. Rabbime bin şükür. Rabbime bin şükür. Ne yağmur yağıyor. Günlerdir böyle arkadaşlar. Vallahi içeriye gideyim. Üşüdüm. Oo, çok soğuk bir yandan. Dondum. Oy oy oy. Soğuk. İnanın ki yağmurlu havada soğuk olmuyordu ama çok soğuk. Sıcacık bir çay doldurayım. Şimdi sıcacık çayımı içeyim. İçeri girdim, o ara yemeğimi koydum arkadaşlar. Taze kabak vardı, hemen onu pişirdim. Biraz sonra işim gücüm olur diye erkenden yemeğimi yaptım koydum. Şimdi sıcacık da bir çayımı içeyim, oturayım da. Valla yemeğim de pişti herhalde, bir bakayım. Yemeğin de altına söndürdüm. Yemeğim de pişmiş. Yemeğim de hazır. Evde de iş yerinde de böyle yemek hazır oldu mu benim bütün işler bitmiş gibi oluyor arkadaşlar. Gideyim de sıcacık bir çayımı içeyim şimdi. İşten çıktım. Bakkala geldim arkadaşlar. Yağmurumuz hala yağıyor. Ve Gökova'yla Çıtlık arası geldiğim yol güzergah. Sağ taraf böyle üst taraf. İnanır mısınız deniz gibi. O ovalar hep dolmuş. Olduğu gibi su göllenmiş arkadaşlar. Halen daha yağıyor. Artık diyorum ki o çukur yerler hep dolacak herhalde suyla. En son çayımı aldım iş yerinde biliyorsunuz. Çayımı içtim. Alışveriş oluyor. Müşterilerimiz geliyor. Onlarla ilgilendik. Yemek yedik falan böyle arada. Bir tane birisi geldi iş yerine. Yemek yapmıştım ben en son, göstermiştim size.
İyi ki erken yapmışım, böyle koymuşum bugün yemeği. Öylesine birisi geldi. Adamın hikayesi çok hoşuma gitti. Mesela Ukrayna'dan yola çıkmış. Şimdi Muğla'da ve buradan Mekke, Medine'ye gidecek. Sadece elektrikli motorlar var ya, onlarla. Kış gününe bu soğuk havada, yağmur, elektrikli motorla düşünebiliyor musunuz? Ukrayna, güzergah, Mekke, Medine. Kaç günlerdir yolda, anlattı böyle çatfat Türkçe biliyor. Ve diyor şeye gideceğim. Ya aslen nereli, tam onu şey yapamadım, müşteriler falan vardı. O, neydi adı? Harun. Harun da ismi. Mekke, Medine'ye gidecek, yaptığı kilometreleri, gideceği iller böyle sırayla gösteriyor. Hemen onu bizim patronlar da yemek falan hazırladı, böyle karnı açtır diye. Yemek koydular, tatlı koydular, börek falan koydular. Çok iyi oldu. Yemeği erken yapıp koymam bugün. Valla iyi oldu. Ona da nasip oldu mesela. Yolda bir adam mesela. Hora geçti yemek. Hani keşke vaktim olsa onu da çekebilseydim, sizlere gösterebilseydim. Hani sohbeti de çok güzeldi. Oranın da işlerini hallettim. Dedim bir bakkala geldim. Şimdi buranın da işlerini biraz halledeyim. Bir de şeye gidecektik aslında. Benim Covid'in üçüncü aşıları olmadı. Üçüncü aşı yaptırmaya gidecektik Gökova'ya. O da nasip olmadı. Niye? Çünkü aradık sağlık ocağını. 6 kişi bir olunca hani aşı yapıyorlar. O da herhalde tamamlanmadı. Ben mesela BioNTech oluyorum. O da hani Çin aşısı daha çok varmış. Hani BioNTech'te 6 kişi olunca o da herhalde yeterli sayı olmadı. Gidemedik. Hani akşama kadar oluverirse gider gelir yaptırırım diyordum. O da olmadı. Öyle kaldı bugün aşıda. Aslında bir gün gidip de Muğla'da yaptırmak lazım. Çünkü vakalar da çoğaldı. Bir an önce olsam iyi olacak. Şu bulaşıklarım da durulayım da çay demledim. Bir yandan çay içelim, yağmurun sesine karşı. İşte evime geldim canlar. Geldim, hemen bir üzerimi değiştirdim, bir duşumu aldım. Dünden yemekleri yapmıştım biliyorsunuz, akşamdan hani bezelye, makarna. Esra biraz yemiş gündüz. Bir de sıcacık çorba canları çekti. Soğuk havada bir de yağmurlu dediler, ille çorba yap anne diye. Şimdi arpalık çorbası yapıyorum. Böyle hani salçalı kavurursunuz, toz biberini filan koyup kaynatıp arpalığı atarsınız ya, o çorbadan yapacağım. Salçası kavruldu. Domates sos da koyuyorum ben arpalık çorbasına. Toz biberini de attım. Şöyle bir kavurayım. Ondan sonra suyunu koyup kaynasın. Çorba da burada geçiyor ama arkadaşlar. Sıcacık. Hele kışın çok ora geçiyor soğuk havada. Suyunu da koydum. Kaynasın çorbamız. Kaşığımı da koyarken düşmesi olmaz. Kenarı aldım şöyle. Altını açayım. Çorbanın suyu hemen kaynasın. Bir de içine biraz un koyacağım bugün. Normalde domates sos koyu olduğu zaman koymuyorum da. Bugün şöyle. Birazcık şöyle unla suyu çırpacağım. Bu soslu su kaynadığını içine dökeceğim. Kaynadıktan sonra. Kaynadıktan sonra dökerseniz topaklanmaz. Onun için kaynadıktan sonra dökeceğim. Arpalık şehriyesini de atacağım. Böyle daha kıvamlı oluyor onu. Alttan da kavurabilirsiniz bunu aslında. Benim sonradan aklıma geldiği için hadi dedim bu şekilde atayım. Kaynadıktan sonra da atarsam bir şey olmaz.
tuzunu atmadım. Çorbanın tuzunu atmadım, tuzunu atayım. Bazen her şeyi unutuyorum. Unutunca da böyle aklıma gelince kendi kendimle de dalga geçiyorum. Boriş, bunu yiyorsun diye. Unu da koydum. Kıvamı hemen değişiyor böyle. Bir yandan da arpalığı atayım. Arpalığı da hep göz kararı böyle atarım. Hiç ölçmem. El yordamıyla. Çok fazla da atmıyorum. Çünkü şişiyor. Böyle pilav gibi olsun da istemiyorum. Kaynayıversin. Tuzuna da bir bakayım nasıl. Çok güzel. Altını kısayım. 10 dakikada olur bu. Öbürkülerin de altını yaktım. Yemekler de bir yandan ısınsın. Makarnanın, bezelyenin hep altlarını yaktım. Birazcık makarnamın içine yağ attım. Çünkü böyle donuyor. Haliyle hani tereyağlı oluyor ya da margarinle de yapıldı oluyor. Donduğu için onu çok az böyle yağ koydum. Hani dibi tutmasın diye teflon ama gene de tutabilir yani. Bunlar olsun, o arada ben tabaklarımı falan hazırlayayım. Biliyorsunuz hep içeride yiyoruz biz yemeği salonda. Çünkü mutfağım çok küçük. Çok küçük, onun için hep kahvaltı orada, yemek orada, salonda. Tabaklarımı hazırlayayım. Bunlar hemen şimdi ısınır. Çorbam da olur. Biz yemeğe geçelim. Karnımızı bir doyuralım. Ondan sonra gelirim ben sizin yanınıza. Yemeğimizi yedikten sonra çayımı içtim arkadaşlar. Şuraya bıraktım çay bardağım. Sehpa var. Ondan sonra birazcık böyle kafamı koymuşum. Koltuğun üzerine uyumuş kalmışım arkadaşlar. O kadar hani soğukta, o yağmurda demek ki böyle içim ısınınca uyumuş kalmışım. Aklıma bir geldi, gözümü açınca dedim çamaşırlarım vardı makinede. Hemen koşturdum. Çamaşırlarım dedim hemen sereyim. Yatmadan da şunları sereyim de. Vallahi yarına kurusunlar, çünkü zor kuruyor arkadaşlar. Kışın çamaşır. Hepimizin başında kurutma makinesi olmayanlar çok iyi bilir. Kurumak bilmiyor benim evde çamaşır, ya da sürekli çamaşır oluyor. Anlasın, çünkü işe gidilip geliniyor, okul öyle, Esra'nın. Herkes kirletiyor üzerini. Ondan hemen dedim çamaşırlarımızı da sereyim. Bu arada da yağmur çok dedim ya arkadaşlar. Biraz canım sıkıldı hani. Çok da sıkılmadı, hani sıkıldı da, hani her şeyde üzülmek, canımı sıkmak istemiyorum. Hani belli yaştan sonra birazcık böyle oluruna bırakabiliyor olmam iyi diye düşünüyorum. Çok yağmur yağdı dedim ya, bizim aşağı depo su aldı. Geçen yıl mesela ilk taşındığımızda demişlerdi su alıyor depolar diye. Baktık geçen sene almadı. Hiç odun koymamıştık geçen sene. Bu sene de hadi dedik, geçen sene yağmur alma diye bu sene odunları koyalım. Onunla sen bu kadar çok yağmurda depo şimdi berbat su. Dalgıç diye böyle alet var bir tane, onunla suyu attırıyoruz. Ama yine birikiyor. Çünkü yağmur dinmediği için. Esra'nın bisikleti var büyük mesela. Bisikletini göllemiş, hiç fark etmedik ilk gün. Göllemiş ama o bisiklet artık küflenir mi, ne olur bilmiyorum yani.
Ay ondan berbat oldu. Dün mesela, dün akşam tabii sobayı böyle 3-5 şeyle yaktık. Islandı odunlar. Keşke diyoruz hani koymasaydık, geçen seneki gibi merdiven aralarına koysaydık. İşte yapacak bir şey yok. Islandı. Depoda böyle su aldı. Yani balık yetiştirip balık yüzdürsek olur yani şu an arkadaşlar. Yani böyle espriye de vurduruyorum ya. Canım sıkılınca. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım arkadaşlar ya? Ne yapalım? Vallahi çatı desen yine su aldı. Geçen sene almıştı. Önceki videolarımda bilir arkadaşlar işte hep böyle küflenmişti. Şimdi bu sene gene aldı. Balkonumu bir görün. Balkon kabardı. Bir de o şeyler dökülüyor böyle dışarıdaki balkondaki divanların üstü hep bembeyaz üstleri. Arka balkona ile yatak odasının üstü küflendi. Burasında böyle yemek masasının üstü küfleniyor, alıyor. Vallahi girerken boyan badanı yaptırdım. Her taraf rezil oldu gene. Her taraf rezil oldu arkadaşlar ama sabır. Hani kendi evimiz olsa dört dörtlük çatıyı yaptırırız. Depomuzu ona göre yaptırırız. Ama kira olunca maalesef hiçbir şey yapamıyoruz. Sağlığımız olsun. Her şey olur gider. Şunları da hemen serivereyim de arkadaşlar ben doğru yatmaya. İnşallah bir günümün geçirdiği şu videoda umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.